Anlamıyor musun? Ha, anlamıyor musun? Seni kalbime yazdım. Tutuldum. Aşık oldum ben sana. Utanıyorsun ya. Gözlerini benden böyle kaçırıyorsun ya. En çok da bu halini seviyorum. Ama sen böyle söyleyince ben daha da utanıyorum. Rüyada mıyız? O kadar çok mutluyum ki Salim. Salim. Feride. Ben sana bunu söylemeyi hiç düşünmüyorum. İçimde yaşayacaktım. Benim seni sevmeye hakkım yok. Sen yasaksın bana. Ya dokunmamam, kendime dur demem gerek. Neden Salih? Sevda kötü bir şey mi? En güzel şeymiş birini sevmek. Onunla aynı gökyüzü altında olmakmış yaşamak. Ama ben sana sözler veremem. Senle nasıl yollarda yürüyeceğiz? Seni nerelere sürükleyeceğim bilmiyorum. Gözlerinde kayboluyorum. Aklımı yitiriyorum, günaha giriyorum. Bak şimdiden ışığını söndürmeye başladım. Kendi karanlığıma çekmek istemiyorum seni. Feride. Sen parlayan bir güneşsin. Fuarım, yok ederim seni diye korkuyorum. Ben korkmuyorum. Sen yanımda olduğun sürece ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Bilmiyorsun. O yüzden korkmuyorsun. Bir bilsen bir anda söner gider sevdan. Neden geldin o zaman? Neden bana beni sevdiğini söyledin? Kendime yenildim. Kalbime yenildim. Aşkıma yenildim. Sen de bitmekten korktun. Sürecek olsa da bırak aşkımızı yaşayalım. Ben razıyım. Sensizlikten ölmektense seninle ölürüm. Ben razıyım. Thank you.
hep böyle düşünürsün. Bırak artık görevini. Düşünme sorumluluklarını. Kötü hiçbir şey olmayacak. Ben kefilim aşkımız. Ben dün bir kabus yaşadım. Ama şimdi cennetteyim sanki. Ben yemek yiyecektim. Beraber yiyelim mi? Geri döneceğim Feride. Böylesi daha münasip olur. En azından bir şeyler yesen. O kadar yol geldin. Acıkmadın mı? Lütfen. Peki. Alo, Savcı Turgut Bey'in evi, buyurun. İyi akşamlar. Savcı Bey'le görüşebilir miyim? Kerem Eşadoğlu. Savcı Bey henüz teşrif etmediler Kerime Hanım. Öyle mi? Güzel. Anlayamadım. Pardon, ben kiminle görüşüyorum? Ben Turgut Bey'in yardımcısıyım. İşim henüz bitti. Turgut Bey gelmeyince çıkamadım. Beklemeyin o vakit. Bolu'da olacak, sabah ancak dönerler. İyi akşamlar. Kerim Hanım, Turgut Bey Bolu'ya kiminle gitti acaba? Alo? Alo Kerim Hanım? Alo? Kar da yağıyor ama içeriye alsak mı sizi? Yok elini, güzel böyle. Çok güzel. Eleni benimle çok ilgilendi, sağ olsun. Şanslıydım da, otel de bomboştu. Buranın sahibi gibi oldum. Efaristo Poli. Pasta kala. Bir de kale. Ben sana çok küstüm, biliyorsun. Bu güzel kuklamo kızı odalara kapatıp ağlatan demek sendin. Derhal yemekleri getiriyorum. Çok mu ağladın sen?
Senin bir damla gözyaşında boğulurum ben Feride. Yapma. Mutluluktan ama. Nereden öğrendin burada oldum? Suç ortağımı ele veremem. Melih söyledi değil mi? İnsan istediğin mi dünyayı arşınlar? Nereye saklanırsan saklan. Seni bulacağım bilmiyor muydun? Çok istedim. Umut ettim. Ama buraya kadar geleceğini hiç düşünmedim. Ben de bilmiyordum. Beni buraya aklım değil, kalbim getirdi. Pardon. Bir saniye. Ben düşündüm ki bu havada dans biraz içinizi ısıtır. Dans edelim mi? Ben böyle dansları pek bilmem ki Feride. Sen bana bildiklerini öğret. Ben de sana. Sen gideli derdimle yapyalnız yaşıyorum. Neredesin, kimlesin diye kıskanıyorum. Ona buna bakıyor mu? O incecik beni şimdi başka biri sarıyor mu? Pırıl 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 saçlar yine dalgalanıyor mu? Yumuk yumuk güzel eller başka bir el tanıyor mu? Kıskanıyorum. Kıskanıyorum.
başka biri sarıyor mu? Pırıl 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 saçlar yine dalgalanıyor mu? Yumuk yumuk güzel eller başka bir el sarıyor mu? Aşk acısı kan gibi, kor gibi yaptı. Göz yaşım durmadan hep böyle akacak. Kara 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 gözler ona buna bakıyor mu? O incecik beni şimdi başka biri sarıyor mu? Pırıl 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 saçlar yine dalgalanıyor mu? Yumuk yumuk güzel eller başka bir el tanıyor mu? Kıskanıyorum, kıskanıyorum. Derdime dalım, ben yanıyorum. Kara 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 gözler ona buna bakıyor mu? O incecik beni şimdi başka biri sarıyor mu? Pırıl 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 saçlar yine dalgalanıyor mu? Yumuk yumuk güzel eller başka biri sarıyor mu? Her şey çok güzeldi. Ama benim gitmem gerek. Gitme. Kal, gitme. Feride. Sen de burada kalmam hiç yakışık almaz şimdi. Düş kurmama izin verdi. Ne olur uyandırma. En azından yarın sabah kadar. Hem otel bomboş. Sana da bir oda ayarlarız. Ben bu temiz havayı yarın sabah seninle içime çekmek istiyorum. Ne olur git. Bezelye ol. Bana ne? Ben bezelye sevmiyorum. Aa, niye ama dayıcığım? Bak nefis görünüyor, çok güzel tadı. Bana ne? Ben bundan yemem. Yemezsen büyüyemezsin Nazif. Boyun da böyle kalır. Cüce Nazif derler sana. Ay kurban olurum ben sana, dur. Patates kızartayım şöyle yersin ha. Kıtır kıtır olsun ama. Hı hı, olur. Anne yapma. Hep senden yüz bulup böyle yapıyor. Pabuç kadar oldu dili vallahi. Başa çıkamıyorum ya. İyi, kaç tane çocuk büyüttüm ben. Senden mi öğreneceğim? Vallahi ben de yerim patates kızartması. Kıtır kıtır olsun ama. Vallahi ben de anne. Aferin. Mis gibi sebzeyi bırakın. Patates yiyin. Alo. Efendim abi. Ne yapalım işte yemek yiyoruz. Yani yiyeceğiz. Öyle mi? Tamam abi. Tamam. Peki yemek yedin mi sen? İyi afiyet olsun. Tamam abi. Hadi sana da iyi akşamlar. Abim mi kızım? Yemeğe beni beklemeyin diyor. Gece de gelemeyecekmiş. İşi varmış. Ne işi varmış? Bilmem, sormadım. Demez tabii. İnce iştir.
Ayten abladan ayrıldı. Başı serbest. Belki de önceden yedekledim Anita'yı. Nasıl söz oğlum? Vallahi bayağı doğru söz anne. Abim babam için çabalıyor Orhan. Ayıp ediyorsun. Bu evde ayıbı bir ben ediyorum değil mi? Mahir de kahraman. Bırakın Allah aşkına ya. Gece gece adalet mi arıyor sanıyorsunuz? Oğlum nereye böyle gece? Sen Feride'yi arar mısınız? Derhal gelsin. Hastayım deyin. Ne derseniz deyin. Ama orada kalmasın. Ne oluyorsun Turgut? Bu gece orada kalmasın da ne demek? Fena bir şey mi oldu? Fena. Çok fena. Salih denen o stajyer bozuntusu. Kızınız bu gece orada Salih'le birlikte. Oh. Nasıl kahroluyorum anlatamam. Ben böyle keder görmedim. Lütfen arayın, orada kalmasın. Evine dönsün. Tamam. Tamam, sakin ol. İvedilik'le ararım. Onun bir şekilde buraya gelmesini sağlarım. Hadi sen de soğukta durma, evine git. Sabah haber ederim. Telefonunuzu bekliyorum. İşte. Tamamdır. Tepsi çok sıcak, sakın dokunma. Kestaneleri yer, sonra dolarımıza geçeriz. Evet, evet. Biraz yiyelim, geçeriz. Yandın mı? Soyuyordum ben sana. Acıdı. Bakayım. Geçti mi? Geçti. Sen yalnız bir yere kıpırdama Sakar hanımefendi. Bazı Allah kendini yakarsın. Çok fenasın Salih. Senin diline düşmemek gerek. Telefonunuzu bağlayamıyorum. Hat düşmüyor. Neden? Acil bir durum. Hanımefendi, hava muhalefetinden kaynaklı olabilir. Peki, teşekkür ederim. Karadayım'a. Karadayım nerede? Neden gelmedi Esrah'tan? Bilmiyorum Nazif, bilmiyorum. Peki babam nerede anne? Pasaja mal gelmiş oğlum, onları tertip edecekmiş.
Afiyet olsun. Oh. Kuzu. Hadi. Anne. Ben abimin verdiği sözü tutmadığını daha hiç görmedim. Hani ne olursa olsun akşamları bu masada bir arada olacaktık. Bak gözünü seveyim. Eğer nerede olduğunu, ne yaptığını biliyorsan bize de söyle. Gecelere uyku girmiyor gözüm anne. Abime de bir şey olacak diye endişe ediyorum. İşi varmış işte kızım. Demin sen konuştun telefonla hem. Beni niye sıkıştırıyorsun ki? Mahir her şeyi ailemiz için göze alıyor. Abim neyi göze alıyor anne? Yaptığı şey tehlikeli mi? Hiç. Yani bizim için çabalıyor demek istedi. Aa, siz de her lafında bir mana arıyorsunuz ha. Bilmiyorum ben de sizin gibi. Abinize sorun bunları. Allah Allah. Abla. Abinin başı belada mı? Abim halleder Songül. Abim halleder. Hoş geldin. Merhaba Serra. Hayırdır? Nereden geliyorsun? Söyleyemeyeceğim bir yerden geliyorsun herhalde. Ben yardımcı olayım istersen. Bir ahbabın isteği üzerine Bolu'ya gidecektim. Sonra canım istemedi. Bir de baktım mezarlıktayım. Babamın mezarında. Görsen. Boyum kadar ot bitmiş. Sev beni Selda. Sarıl bana. Saçlarım olmuş. Çok özlüyorum Sevda. Ona sarılmak istiyorum. Onu öpmek. Gözlerinin içine bakıp seni seviyorum demek. Ama yapamıyorum. Yapamıyorum. Çünkü o... Geçti. Eline ne oldu? Boyum kadar ot bastı demiştim ya. Onları yoldum. Söküp atmak istedim. Başaramadım. Kökleri yerinde kaldı. Derinlerde kaldı, çok derinlerde. Yara olmuş, böyle olmaz.
Kalk temizleyelim. Vay onda. İç mi? Zaten kötüsün. Gel, eline pansuman yapalım. Haklısın cancağız. Şükür gelebildin. Anca vallahi abi. Kimmiş öğrendin mi o sırık? Yok abi, in mi, sin mi? Sen gösterdikten sonra herifçi oğlu toz oldu. Sen niye geldin oğlum? Sen de toz ol. Toz ol, elinden bir kaza çıkacak şimdi. Kusura bakma abi. Ulan bir işe yarayayım be! Dama direkt kapıya kire! Dama direkt kapıya kire! Abim. Abilerin güzeli. Bu Ayten kim Allah aşkına? Şuradaki en yüksek dallardan biri olacak inşallah. Vay be. Büyüksün abi. Büyüksün de. Dedin ya Ayten yengenin yanında bir sırık varmış. Ya yengenin aklı bu sırıktaysa, gönlü bu sırıktaysa, bu sırığa bakmaktan seni göremiyorsa? Ne yapacağız abi? Ya abi biz bu çıban başlarını nasıl temizleyeceğiz? Yani sen nasıl yapacaksın? Nasıl temizleyeceksin? Yüreğine güveneceksin oğlum. Yüreğine. Bu yolda silah işlemez Osman Efendi. Yüreğinin sabrıyla öldüreceksin rakiplerini. En büyük silahtır yürek. Sonra da sevdiğine kavuşacaksın. Eyvallah. Eyvallah. Yüreğine güven, aşk kerekeltine devam diyorsun. Hop! Ders çalışmıyor musun oğlum sen? Abi ben kazık kadar adam oldum artık ya. Bana bir şey olmaz. Kazıkta sıkıntı yok, adamda sıkıntı var. Yolundasın. Vukuat var mı? Asayiş Berkemen Necdet. Merak etme. Tosunlar fena kaptırdılar mı? Allah aşkına özürlüklerine zeval vermesin. Ne diyeyim? Yuh lan. Bu ne zaman düştü buraya? Kim diyor ya? Çekirdek çitliyor. Burada mı burada? Onu hemen hesap açın. Oynasın oynasın ötülsün. Sonra ben kucağımı doplatacağım. Sen de kaybol ortadan hadi. Kardeş. Necdet. Aşk olsun. Buraya kadar geliyorsun. Benim yanıma uğramıyorsun. Uğrayacaktım da. Malum oyuna dalınca. Kadınca çıkması da zor oldu. Keyfiniz nasıl ağalar beyler? Maşallah kahve bellimişsiniz burayı. Çay parasına oturun. Biz de kapatalım dükkanı. İşte biz de bütçemize göre. Oğlum. Hesap açın buraya. Necdet ne gerek var? Zaten ben birazdan kalkacağım. Kardeşim burada büyük oynarsın, büyük kaybedersin şimdi. İnsanların yanında konuşturma beni. Sen racun oy, gerisine karışma. Sen bensin, ben seni. Dur. Şeytanınız bol olsun.
Odayı hazırlamış el. Ateş ikimizi de mayıştırdı. Ben de buradaymışım. Seninle uyanmak ne güzelmiş. Çok güzel uyudun. Yani ikimiz de uyumuşuz. Bir baktım sabah olmuş. Elin içeride çok güzel kahvaltı hazırlamış. Hava da çok güzel. Yiyelim mi? Efendim. Alo. Kerim Hanım. Feride döndü mü? Hayır. Bütün gece aradım, biraz evvel de denedim. Lakin hala düşüremedim. Bütün geceyi baş başa geçirdiler demek ki. Feride hayatta öyle bir şey yapmaz. Seni böyle konuşmaktan men ederim. Affedersiniz. Maksadım Feride'ye ağır ithamlarda bulunmak değildi. Kerim hanımefendi. Bütün gece başım uyku gelmedi.
Nasıl bedbinim, nasıl bedbahtım bilemezsiniz. Sorma, benim de senden farkım yok. Geri dönmeyecektin Turgut. Orada kalacaktın. Sende de kabahat var. Onları göz göre göre bıraktın geldin. Kolay bir karar mıydı sanıyorsunuz? Ya dönecektim ya da elimden bir kaza çıkacaktı. Bir kanun adamı olarak zor olanı tercih ettim. Neyse, haber alırsanız beni bilgilendirin rica ederim. İyi günler. Dikkat et. Buz var yerde. Tamam. Her şey hazır. Soğutmayın sayınızı. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok güzel değil mi? Evet, çok güzel. Hayatımda gördüğüm en güzel şey. Abi günaydın. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Günaydın abicim, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi, şu senin ayakkabı siparişleri. 2-3 gün hazır olsa olur değil mi? Olur olur Azmi'cim. Bizim oğlanın nişanı yetişsin de. Yetişmez mi abi, yetişmez mi? Hadi hayırlı işler sana, kolay gelsin. Günaydın. Orhan, hadi oğlum kahvaltı hazır, aşağı gel. Anne, yapacak bir şey var mı? Bardakları getir kızım. Tamam. Günaydın. Orhan dayım burada değil ki. Nereye gitti? Çıt diye bir ses duydum. Mahir dayım geldi sandım. Hemen koştum. Bir baktım, Mahir dayım gelmemiş. Meğersem Orhan dayım gidiyormuş. Nereye gitti bu saatte? Gece de o kadar geç geldi zaten. Hangi arada uyudu da nasıl kalktı gitti anlamadım vallahi. Gece 3'ü geçiyordu geldiğinde. Senden 10 dakika sonra geldi. Uyanık mıydın sen? Ben de uyuyorsun diye ses etmemiştim. Vallahi işte Mahir abim eve gelmeyince herkes geceyi uyu numarası yaparak geçiriyor. Şekil bira. Ulan Azmi, baban da mı çaycıydı be? Mis koktu, mis. Ooo, Orhan abi. Günaydın. Günaydın. Ne haber abi? Eyvallah, sen? İyiyim ben de. Çay içersin değil mi? Olur, hadi. Hemen bir bardak alıp geleyim abi. Vay Orhan abi be. Burada bir yerde babamın fotoğrafı yok muydu Azmi? Mahir abim indirdi abi fotoğrafı. Niye? Bilmiyorum ki abi. Öyle icabeti dediydi. Vardır bir bildiği Mahir abimin. Ne bildiği varmış ya? Nerede fotoğraf? Şurada bir yerdeydi. Hah, burada. Babam iyice yaşlanmış. Abim hala aynı. Merhaba. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş. Buyurun. Eşim için ayakkabı bakacaktım. Kaç numara arzu etmiştiniz? 44. Abla 43-44 hiç kalmadı ya. Hay Allah. Kusura bakmayın. Peki, teşekkür ederim. İyi günler, iyi günler.
Niye kalmadı 44 numara Azmi? Çok mu sattınız? Nerede be abi? Yapamıyoruz ki satalım. Niye yapamıyorsunuz? Abi, ben elimden geldiğince. Ama çıraklık başka. Mahir abimin de işleri yoğun. Gelip yapamıyor. Hangi işleri yoğun lan? Herif kunduracı. Kundura yapmaktan başka ne işi olur? Mahir abi burnunun dikine gidiyor. Kimse de bir şey bilmiyor, öyle mi? Yemezler. Abi, abi çay içecektik. Çok acıkmışım. Temiz hava işte açar tabii. Keşke hiç buradan gitmek zorunda olmasak. Şimdi buradayız ama. Senin dediğin gibi. Bir dakikalığına da olsa tadını çıkartalım. Değil mi? Tamam. O zaman keşfe çıkalım. Doyduysan tabii. Doydum, doydum. Ne taraftan? Bu taraf. Buyurun Hakim Hanım. Keşfi yaparken bana o şarkıyı söyler misin? Utanıyorum. Nasıl utanıyorsun? Utanıyorum. O zaman da utanmıştım, şimdi tamam, sen önden söyle, ben arkadan gideyim. Hayır. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydın. Ne yapsam silemem ki. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydı. Ne yapsam silemem ki. Seni uzaktan sevmek, aşkların en güzeli. Alıştım hasretine. Gel desem gelemem ki. Seni uzaktan sevmek, aşkların en hasretine. Gel desem, gel desem, gel desem, gelemem ki. Sağlık. Doğru dürüst hiçbir şey yemedin ki. Öyle mi? Hiç iştahım yok. Giyinecek misin? Banyoya gireceğim.
olmaz, yanarsın hadi. Of ya, of, of. Anne, Latife abla peynir geldi dedi. Bir bidon da babama bastıralım mı? İyi olur kızım. Tam ne kadar diyeyim o zaman? Böyle erzak peşine düşünce içim sızlıyor ilk tur. Sanki babanın orada olmasını kabullenmişiz gibi. Ne yapalım anne? Oranın yemekleri de bizimkilere benzemez. Aç mı kalsın baba? Bir sonraki mahkemeye çıkıyor nasıl olsa. İnşallah, inşallah. İyi işte, gelene kadar kendi yer. Çıkarken de oradaki garibanlara bırakırım. Fena mı olur? Ne kadar diyeyim o zaman? İki kilo de bari. Tamam. Anne. Ha. Eğer benden yine saklamayacaksan, yalan söylemeyeceksen bir şey soracağım sana. Aşk olsun Orhan. Ben seni düşündüğümden öyle... Tamam. Şimdi beni hiç düşünmeden cevap ver anne. Bu oğlun Mahir. Bir işler karıştırıyor, sen de bunu biliyorsun. Nereden bileceğim canım? Ahiret sorusu gibi. Hem ne iş karıştıracakmış? Anne. Oğlum bütün gece ortalarda yok. Sabah olmuş yok. Dükkan bomboş. Raflar tam takır. Sen de merak etmiyorsun. Benim bildiğim Safiye ortalığı yıkar. Demek ki biliyorsun ve razısın. Razıyım evet. Her an her saniye yüreğim ağzında ama razıyım. Ben karışmıyorum Mahir'in işine. Sen de karışmayacaksın bundan böyle. Karışacağım. Sen söylemiyorsan karışacağım. Ne fırıldaklar dönüyormuş öğreneceğim. Terbiyesizlik etme. Karışmayacaksın. Bir kere karıştın, gördük yediğin her şeyi. Hem gelir gelmez... Gelir gelmez? Huzurunuzu mu bozdum? Bozmuşumdur. Tadınızı mı kaçırdım? Kaçırmışımdır, ben yaparım böyle şeyler. Benim huzurum bozulsa ne, bozulmasa ne oğlum? Bak sen üzüldün, kardeşlerin üzüldü. Ben ondan diyorum. Sizin ayağınıza taş değdiği vakit benim ciğerim dağlanıyor. Orhan'ım. Ben anladım, anlayacağım anne. Gene de canın sağ olsun. Orhan! Bırak git. Ne desen ters anlayacak zaten. Bir sakinleşsin. Aklı başına gelir. Bilmiyor musun Orhan'ı? Gelir elini öper gene. Annem, üzülme. Üzülmüyorum İknur. Ödüm kopuyor, ödüm. Mahir'le Orhan'ı bir tek baban idare ederdi. Şimdi ne olacak? Ben ne yapacağım bilmiyorum. Annem, kardeş onlar. Birbirlerini bıçaklar, döner döner kucaklarlar. Öyle umalım da öyle olsun. Yoksa Orhan hem Mahir'in işini bozacak, hem de kalbini kıracak. Bak ne diyeceğim, bir kahve yapayım mı ben sana? Ha? Yoruldun sabahtan beri, hadi gel. Oh, of. Abla! Ayten abla! Senin yüzünden bu çektiğim çile. Perişan oldum senin hasretinle. Senin yüzünden bu çektiğim çile. Perişan oldum senin hasretinle. Gecelerce dolaştım. Boş yere avare dolaştım. Ne diye? Ne diye? İsmini açlara kazdım. Dibine kadar. İsmini duvarlara
Kestik, kestik, kestik. Ne oldu hocam? Yanlış mı söyledim? Bilakis, fevkalade okudun. Lakin koroda bazı aykırı notalar çıktı. Bugün siz istirahat edin, biz koromuzla devam edelim. Tamam hocam, nasıl isterseniz. Ha, Ayten kızım, koromuza bir teklif aldık. 10 gün sonra Kent Gazinosu'nda sahne alacağız. Öyle mi? Çok sevindim hocam. Fevkalade demek ki artık sizi burada bedava dinleyebileceğim. Siz de paraya pek ehemmiyet verirsiniz ya. Ben güzelliğin dışında başka hiçbir şeye ehemmiyet vermem. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Beğenmek ne kelime? Eridim. Bunun bir ilacı olmak zorunda. Aksi halde müptelanız olacak. Çi takdim etmek isterim. Ay siz beni çok şımartıyorsunuz ama. Anladınız değil mi? Evet hocam anladık. Hocam haftaya çıkıyorduk değil mi biz? Evet. Hocam bu arada iyice çalışmamız lazım. Ben çok heyecanlıyım doğrusu. Necdet Bey. Ay çok güzel. Ama ben bunu kabul edemem. Teşekkürler. Hazırlarken düşündüm ve kendimi çok suçlu hissettim. Neden? Çünkü ben buraya senden kaçmak için geldim. Ama Lale Hanım haklı. Süleyman abinin kanı hala yerde. Ve benim onlara verecek doğru dürüst bir cevabım yok daha. Serra Aşık gelip ifade vermedikçe bu düğüm çözülmeyecek. Ben ona çok fazla bel bağlamıyorum. Tamam. Kapının önünden ayrılmış olabilir. Ama sürekli düşünüyorum. Yani 15 dakikada bir insanı öldürebilir misin? Tamam. Sen başsavcısın. Masanda oturuyorsun. Ben de katilim. İçeri giriyorum. Diyelim. Belki biraz kavga ettik, tartıştık. Muhtemelen birbirimizi tanıdığımızdan bir yardım çığlığı olmadı. Nazif Kara da tanıyormuş Süleyman abi. Nazif Kara henüz adliye binasına gelmedi. Bak daha bir dakika olmadı. Odana girdim, tartıştık, yanına geldim. Cinayet aletini aldım. Oturuyorsun, kalktım ve seni öldürdüm. Sevişmek söz vermektir Feride. Ben sana Salih olarak söz veremem. Görevin bitsin. O zaman da istersen beni, her şeyimle, ömrümün sonuna kadar severim seni. Salih Bey burada mı? Avukat. O da henüz gelmedi. O zaman ben bu evrakları size bıraksam. Tabii ama nedir bunlar? Serra Aşık'la ilgili önemli bilgilere ulaştık. Önemli bilgiler mi? Hakim Arma mutlaka iletilmesi gerekiyor.
Tamam, merak etmeyin siz. Kolay gelsin. Sağ olun. Hayırdır Yasin Komiser? Size de günaydın Sayın Savcım. Feride hakime uğramıştım. Bir evrak bırakmak için. Dosyayı işlesinler diye. Ne evrakı? Ben bu davanın savcısıyım Yasin Komiser. Ama çenemi yormaya niyetim yok diyorsanız... gideyim kalemden alayım. Estağfurullah Sayın Savcım. Dinliyorum. Serra Aşık'a tebligat iletmemiz için adrese ihtiyacımız oldu. Ama kayıtlı değilmiş. Ben de küçük bir araştırma yaptım. Eski kocasına ulaştım. Adam hapisteymiş. Öyle mi? Aa, şaşırdım. Çok enteresan. Adamın Serra hakkında söyledikleri daha enteresan. Adam bütün başına gelenlerin Serra'nın tezgahı olduğunu söylüyor. Yani bizim Serra öyle işten eve, evden işe bir abla değilmiş. Bu işte de bir parmağı olabilir. Ben pek tanımam zaten kendisini. Ama iyi oldu bunları söylediğiniz. Ben Feride Hanım'a aktarırım. Zahmet olmasın Sayın Savcım. Zaten bıraktığım evrak bununla ilgili. Bu durumu anlatan bir yazı. İyi ki bırakmışsınız. İyi çalışmalar Sayın Savcım. Size de efendim, size de. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Gene bekledim. Tabii mutsuz iken değil, böyle çok mutlu iken. Ah Pedimu, çok mutlu olun, çok. Teşekkürler Eleni. Her şey için teşekkür ederiz. Sağ olun. Yasas. Allah'a ısmarladık. Hoşça kal. Su döktü. Çok candan bir kadınmış. Çok. Çok tatlı. Ayrı ayrı gideceğiz sanırım. Ben arabamı aldırtırım. O vakit... Arabama hoş geldiniz Hakim Hanım. Buyurun. Akşamüstü güneşi vuruyordu saçlarına. İlk defa yüzünü gördüğüm akşam üzeri. Yüzünde bir tebessüm, bir çiğ tanesi kadar taze. Yüzünde bir tebessüm, bir gelincik kadar narin. Ne dokunmaya kıyarsın, ne bakmaya doyarsın. Öyle güzel... Öyle narin. Thank you.
Ne diyorsun talime? 15 dakika içinde cinayet işlenebilir miymiş? Bir talime göre davayı değerlendiremem avukatım. Peki, haklısın. Talimi unut. Yasin komiserin ilk bulduğu ifade üzerine konuşalım. Konuşalım. Biliyorum, sıkıldım biraz. Yani yol boyunca aynı tasavvurları dinlemek elbette sıkıcı. Aklımdan geçeni söylemeden edemiyorum Feride. Evet, ilk yolculuğumuz çok romantik. Anlamadım, ne dedin? Yok bir şey. Acaba diyorum, Serra'nın kapının önünden uzaklaşmasını bilhassa mı beklediler? Ya da belki de bilhassa uzaklaştırdılar Serra'yı. Ne yani, Serra'nın suç ortağı olduğunu düşünüyorsun? Evet. İçimden bir ses öyle diyor. İçinden gelen ses mi yoksa iç işlerindeki tecrübeleri mi? Salih, burada ikimiz baş başayız. Görevinden bahsetmemin sakıncası yok bence. Ha, tamam canım. Yani Serra adamı bu işin içinde diyorsun. Mesleki fikrini merak ediyorum. Fikrimi beyan ettim ya Feride. Daha neyini üsteliyorsun? Allah Allah, üstelerim tabii. Sen benim yıllardır tanıdığım bir insanı suç ortağı olmakla suçluyorsun. Aynı zamanda benim hayatımda çok sevdiğim biri öldürüldü. Yani ne mahrem göremiş bu? Dokunsam azar işitiyorum. Tamam. Tamam, haklısın. Sakinleşin. Sakinim ben zaten. Allah'ım ya. Serra. 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 İşler karıştı. Hem de feci karıştı. Polis peşine düşmüş. Adres sorgusu. Ta kocana kadar ulaşmışlar. Tabii o zevzek de fırsatını bulduğu için hep seni suçlamış. Bu iş büyüyecek. Sen gelip ifadeni versen bile bu işin peşine düşecekler. O Salih asla bırakmaz. Serra. Bence gitmen gerek. Duruşmaya çıktığında bize nereden saldıracaklarını bilemeyiz. Duruşmaya katılmaman gerek. Tebligatı almadan yurt dışına çıkmışlar, kapatırız konuyu. Yalan söylüyorsun! Beni göndermek, benden kurtulmak istiyorsun! Saçmalama Serra! Yakalanmamız an meselesi. Şu dava bitsin, geri gelirsin. Tabii senle o zamana kadar çoktan Feride ile evlenmiş olursun. Neler saçmalıyorsun sen kızım? Ha? İyi misin sen? Kendinde misin? Kendimde değildim ama kendime geldim. Ona yazdığın şiirleri okudum. Yüzüğü buldum. Zaten hep bir şüphe vardı içimde. Ona bakışlarım bile farklı. Sen Feride'ye aşıksın. Oh. Oh. Mahvettin. Sürprizi mahvettin. Bunu sen boşandığını söylediğinde almıştım. Senin için. Sana evlenme teklif etmek için. O şiirler de hep sanaydı. İmkansız aşkım için. O sıralar sen evliydin. Serra,
Sen benim kadınımsın. Sırlarımın ortağısın. Biz seninle bir yola çıktık. Dönüşü olmayan bir yola. Seni seviyorum Serra. Evlen benimle. Sen ciddi misin? Bunun şakası olur mu Serra? Sen Feride falan dedin. Biraz kırıldım ama olsun. Yanılmış olmanı anlayışla karşılayabilirim. Biz kadınların mizacında var kıskançlık. Hadi. Tak parmağını. Yoksa kabul etmemiş sayacağım. Ama bu büyük bana. Ciddi misin? O kadar da söyledim. Benim kadınımın parmakları narindir diye ama işte. Olsun. Ben daraltırırım. Kabul ettiğini anlıyorum. Evet. Süleyman abinin davası var ya. Hani Nazif Kara'nın seneler önce işlediği ilk cinayet. Evet. Sence bu kadar sene birbirlerini görmüşler midir? Hani Nazif Kara o gün mahkemede anlattı ya. Ben ailemi seviyorum, torunlarımla birlikte olmak istiyorum diye. Yani bilmiyorum ama hiç intikam alacak birine benzemiyor ya da yıllarca kin güdecek. Bence de. Nazif Kara yuvasına bağlı iyi bir aile babası gibi görünüyor. Sanık Trabzon'u terk ettikten sonra bence rahmetli savcıyla asla görüşmedi. Ben Nazif Bey'in beyanatına inandım. Ben senin kadar emin olamıyorum ama işte. Sonuçta tanışıklıklarını sakladılar mahkemeden. Daha sonrası hakkında da bir bilgi saklıyor olabilirler. Evet belki intikam almak istememiş olabilir. Ama başka bir sorun olmuş olabilir aralarında. Ben bunu araştırmaya değer görüyorum açıkçası. Neden buradan gidiyoruz? Evine bırakacağım seni. Ha yok. Sayende dosyanın hissiyatına girdim. Bugün de boş geçmesin çalışalım. Peki. Adliye mi gidiyoruz? Hı hı. Vallahi böyle hevesim kursağımda kaldı. Parmağıma büyük geliyor. Dert değil. Gerekirse bir yenisini daha alırım. Serra, ne yapacağız? Yurt dışına çıkman elzem. Sen nasıl münasip görürsen Turgut. Mama abi senden rica ediyorum. Bu sefer sürpriz falan yapma. Öyle çıkıp gelme. Onlar senin peşine düşüp sana ulaşıncaya kadar ben Nazif Karı'nın defterine dürmüş olacağım. Zaten az kalmıştı ki bu ifade işi çıktı. Ne zaman alacaksın biletimi? Aldım bile cancağızım. Yarın sabah. Sabah mı? Bu kadar erken. Maalesef Serra. Sana ulaşmaları an meselesi. O tebligatı eline aldın mı? Hadi bu duruşmadan kaçtın diğerine polis zoruyla getirilirsin. Bilerek gelmemek başka, haberinin olmaması başka.
O zaman benim eve gitmem gerek. Eşyalarımı hazırlamam, vedalaşmam. Ama geri gel. Birlikte çıkarız. Hadi. Ne gerek vardı bunu almaya? Akşam bırakırdım ben seni eve. Salih Bey, ben eve gönderirim. Hakkımızda kimse konuşsun istemiyorum. Feride, biz daha önce de adliyeye beraber girdik çıktık. Şimdi neden bu hassasiyetini anlayamadım. Bilmem. Sanki bizim bildiğimizi herkes biliyor gibi geliyor. Biz ne biliyoruz? Aa. Şey olduğumuzu. Öyle değil miyiz? Ben yine mi yanlış anladım? Ne anladıysan hepsi doğru Feride. İstersen çıkıp daha taşı ayıklayalım. Sakın. Senin görevin bitsin. Ondan sonra. Evet. Görevin bitene kadar. Hakime Hanım. Ne oldu Bahar? Asıl size ne oldu Hakime Hanım? En son bıraktığımda tatile gidiyordunuz. Gittim geldim Bahar. Salih Bey de sağ olsunlar biz kapıda karşılaştık. Bavulları taşımama yardım ediyor. Sen ne diyecektin? Yasin komiser geldi de bir evrak bıraktı. Yeni bir delil miymiş neymiş? Ha, hemen odama getir lütfen. Tamam. Gidip getirmişsin Hakime Hanım'a. Yok canım, ne getirmişsin? Hadi. Hadi işine bak sen. Yakışıyorsunuz ama. Ah şekerim, ne kürkü bu? Vizon mu? Bende bundan 10 tane var. Bey babam sağ olsun. Akif efendi. Mahir Bey'e geldiğimi haber verin. Kendisiyle akşam Boğaz'a yemeğe gidecektik. Bir de tuvaletimi getirin. Kırmızı olanı giyeceğim. Abla, evde misin? Geldim ben. Tamam Nurten, geliyorum ablacığım. Geldim. Serra ile ilgili bunlar. Ne yazıyor? Serra'nın kocasıyla görüşülmüş. Adam hapse girmesinin tamamıyla bir komplo olduğunu söylüyor. Adliyedeki çevresini kullanıp her şeyi Serra'nın yaptığını ima ediyor. Kocasından kurtulmaya mı çalışıyordu yani? Adam suçüstü yakalanmış. Aynı Nazif Kara gibi. Hızlı bir tespit. Yetersiz ayrıyeta. Tamam Hakim Hanım. Diyelim ki varsayın. Ama bir dinleyin lütfen. Tamam, dinliyorum. Kulağım sizde. Serra kocasına böyle bir tezgah kurduysa, bu cinayet vakasında da tecrübelerinden yararlanmıştır. Tabii tek başına yapamaz. Yardım aldığı muhakkak. Serra, yaveri mi tanıyordu o zaman? Ne düşünüyorsun? Yani hiç tanımadığım insanlar hakkında ben yanılmazken en yakınımdaki insanlar beni şaşırtıyor Salih.
Bir de ben insan sarrafı olduğumu sanırdım. Sen şimdi Serra'yı bana sorsan... ben çalışkan, dürüst, işinde gücünde bir anne derim. Yani derdim. Ama şimdi baksana, kocası bile onu suçluyor. Feride, bir düşün. Eğer adam doğru söylüyorsa... yani Serra kocasının üzerine suç çıkacak kadar bu işi tezgahladıysa... o vakit Serra Nazif Kara dosyasının içinde diyeceksin. Yine kızacaksın ama... söylemezsen ben kendime kızacağım. Yok. Bu sefer sana hak veriyorum. Bence artık Serra için şaibeli bir durum söz konusu. Ben bunu göz ardı edemem. Serra'yı artık şüpheli sıfatıyla dinlememiz gerek. Sonunda. Buyurun Hakime Hanım. Bahar'cığım, Turgut Bey'e söyler misin bana bir uğrasın? Turgut Bey bugün izinli. Yok kendileri. Aa. Ben şu ana kadar Turgut'un bir kez bile izin aldığını görmedim. Allah Allah. O zaman sen Nazif Kara dosyasını Serra Aşık için yakalama kararını hazırla. Hemen getir bana, imzalat. Ondan sonra da elden emniyet müdürlüğüne götürürüz. Tamam. Geçen gün öyle kaçınca doyasıya bakamadım bile. Burada karşımda kim olsa... şu telleri söküp atasım geliyor hemen. Onca zamanın hasretiyle sana sarılmak vardı ya. Neyse. O da olur inşallah. Anlat bakalım Orhan'ım, askerlik nasıl geçti? Neden yaptın? Neyi oğlum? Neden öldürdün o adamı? Sana bir kötülüğü mü dokundu? Hasmımız mıydı? Öyleyse zaten benim de hasmımdır. Ben yapmadım Orhan. Anladım. Tabii ki sen yapmadın. Ben yapmadım. Bir dümenin içine düştüm. İftiraya uğradım. Sana kim niye iftira atsın baba? Mahkeme fazla yaklaşma. Ayrıl. Fısıltı yok. Kimin ne derdi var benimle bilmem. İster inan ister inanma. Lakin işin aslı böyle. Dalyan abi. Onun eli kolu uzundur. Neden yardım etmiyor sana? Bulup getirir çakalları. Başka gayeleri var Dalyan abinin. Haberi yok demek ki. Duysa bırakmazdı. Haberi var. Olmaz olur mu? Biliyor. Benim yanımda Dalyan. Bana yarenlik ediyor. O da aynı dalaverinin içinde yani. Yok. Kendi davası. Geç bunları Orhan. Tatsız tutsuz meseleler. Sen anlat bakalım nasılsın? Hı? Peki bu oğlun ne yapıyor senin? Oğlum? Mahir oğlum. Abi. Değil mi? Nasıl yakışık alıyorsa
Öyle hitap et. Kaç yaş büyüğün o senin? Ağam. Abim. Bir planı var, belli. Elini ayağını dükkandan çekmiş, eve geliyor, gelmiyor. Ne yapıyor? Bak ne güzel bulmuşsun eksiğini yediğini. Neticede Mahir de etten kemikten, her tarafa yetişemez değil mi? Sen tamamlayacaksın onu Orhan. Ona destek ol. Eksikliğini hissettirme ne evde ne dükkanda. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun babaya? Ne yapıyor abim? Planı ne? Görüş bitti. Orhan. Abine yardımcı ol. Hadi Nazif Kara. Gördün mü küçük oğlum? Göz görmüş, yürek yanmış. Ben bir yerde hata yaptım demek ki Dalyan. İkisini de ben yetiştirdim. Birbirlerine benzerler yiğitlikte. Lakin Mahir vicdanının esiridir. Orhan'ın öfkesinin. Demek ne yatılı okul ne askerlik eğip bükebilmiş Orhan'ı. Canın hemen altında gizlidir huy. Önce can çıkar sonra huy. Ne yaparsın evlat işte. Hatasıyla sevabıyla senin. Yere düşse de sen tutup kaldıracaksın. Burada bunu nasıl yapacağım Dalyan? Bu dört duvar arasında. Gayrı bir de Orhan'ın başında olmadığıma yanacağım. Safiye'me yazık değil mi? Nasıl baş edecek? İkisinin ortasında, ikisinin arasındaki orta yolu nasıl bulacak? Buluruz bir yol be Nazif. Dert etme. Başa gelecek varsa önden ağıt yaksan ne? Ha? Tedbirimizi alırız. Sonra yukarı havale ederiz. Misiniz Ümit Bey? Ne bileyim, uğrarsın diye düşünmüştüm. Ben de bilemedim. Yani tedirginim. Sen öyle deyince ben de yanlış bir şey yapmak istemedim. Alışık değilim ben böyle şeylere, böyle. Ben de değilim. Salih, hani biz dargın olduğumuz zaman adliyenin arşivine gidecektik ya. Süleyman abi kimseden şikayetçi olmuş mu başka ya da tehdit eden olmuş mu diye bakmaya. Evet. İşte istettiğim dosyalar geldi. Ne bekliyoruz? Hadi gidip okuyalım. Sizin de okuyacağım kim söyledi? Feride Hanım. Öyle bedavadan olmaz. Bizim yerimize beni bir çay içmeye götürürsen düşünebilirim. Memnuniyetle. Buyurun. Ay. Ben bavulumu yukarıda unuttum.
Anlaşıldı. Stajyeriz diye siz bana daha çok yükleneceksiniz. Sabah akşam bavul taşın. Zahmet dışında kimseden tehdit almamış. Evet, ben de şaşırdım. O kadar insan canını yakmış ama hiç başka kimse tehdit etmemiş onu. Belki tehdit etmediler belki ama bu suikasti planladılar. Süleyman Bey'i ortadan kaldırdılar. Sen kabadayı aileminden birinin Süleyman abiyi öldürdüğüne emin misin? Ya bu cinayetten en çok onların menfaati var. Neticede kimse durup dururken birbirini öldürmez. En azından ben öyle inanıyorum. Ben emin değilim. Bir tane daha ister misin? Okuyacak dosya kalmadı. Geç de oldu. Kalksak artık. Bir tane daha. Peki. Kemalettin. Bize iki çay daha. Bu bakışı hiç beğenmedim. Bunun arkasından kesin zor bir soru gelecek. Salih. Hani iki kız bir erkek kardeşim var demiştin ya. Doğru muydu? Sormayayım diyorum ama merakıma yeniliyorum. Yani bütün o anlattıkların, ailen hakkında olanlar, hepsi doğru muydu? Harfi harfine doğru, hepsi. Bir şey daha soracağım. Söz bir daha açmayacağım bu konuyu. Sen anlatana kadar bekleyeceğim. Adının baş harfi ne? Hepsini sormuyorum. Baş harfini soruyorum sadece. Lütfen. Feride. Sana söz veriyorum. Çok yakında bütün bu suallerinin cevabını alacaksın. Bizzat ben anlatacağım sana. Seni ailemle de tanıştıracağım. Belki bu aramızda çok büyük yaralar açacak. Ama yapacağım. Böyle konuşunca ben çok korkuyorum ama. Sanki bir sabah uyanacağım ve sen yok olacakmışsın gibi hissediyorum. Seni kaybetmekten çok korkuyorum. Abi sana feci havadislerim var. Erkek güzeli seçildin. Ses dergisi yarışmasını kazandın. Hangisi? O da olacak abi inşallah. Söylesene oğlum. Abi Serra Aşık. Yarın Paris'e uçuyor. Kaçıyor mu? Abi burada uçağın saati ve koltuk numarası yazıyor. Sen nereden ulaştın buna peki? Bu işle ilgilenen bayanla onu sor, bunu sor. Aramızda bir samimiyet oluştu. Benim de cazibem malum yani. Tabii sorma. Vahşi cazibe. Belmando Kemal seni. Neyse abi. Şimdi benimki çıkardı listeyi. Bir taraftan da nasıl gözümün içine bakıyor görmen lazım. Vallahi bu çapkınlıkla seni tutamayacağız Kemal. Bir kız sokacak seni dünya evine. Kalk, kalk hadi kalk yürü. Vedat.
babamın çalışanı ben çağırdım. Beni eve o bırakacak. Niye böyle bir şey yaptın? Ben bırakırdım. Dün gece de benim yüzümden eve gitmedin. Ailem merak etmesin şimdi. Bir daha bana sormadan böyle bir şey yapma. Anlaştık mı? Ben bavulunuzu getireyim Feride Hanım. Ne olacak bu stajyerin kaderi? Buyurun. O vakit iyi geceler. Feride Hanım. İyi geceler Salih Bey. İyi akşamlar Ayten abla. İyi akşamlar Orhan. Biraz konuşalım mı? Tabii tabii gel. Kim geldi abla? Yalnız konuşalım. İstersen biraz dışarı çıkalım. Tamam olur. Dur o zaman üstüme bir şey alayım. Vallahi ben de anlamadım ki ne yapıyor ne ediyor. Kime sorsam bir cevap da alamadım. Peşine düşmeyi bıraktım ben de. Ama tabii olan bana oldu. Babam içeri girince mi koptunuz? Bak Orhan. Aslında anlatmayacaktım. Ama madem bilmek istiyorsun, bil o zaman. Ama bir şey rica edeceğim. Ne olur benden bildiğini kimseye deme, olur mu? Ne yapsam kabahat oluyor zaten. Mahir'le yine ters düşmeyeyim. Yüzüme bile bakmıyor çünkü. Söz. Söz abla. Anlat sen. Mahir. Mahir babanın davasına bakan hakime ile aşk yaşıyor. Ne yani? Babamı kurtarma planı bu mu? Bilmem. Kadını kullanıyor mu? Keşke öyle olsa Orhan. O zaman biter belki bir gün. Bilmiyorum. Belki ilk başta öyle çıktı yola. Ama şimdi basbayağı aşıklar birbirlerine. Ben Mahir'i tanımaz mıyım Orhan? Sırf onun yüzünden ortada bıraktı beni. Laf bile ettirmiyor. Affedersin ama bu Hakime Hanım nasıl kabul ediyor bunu? Neticede abim davasına baktığı sanığın oğlu. Belki de kıracak kalemi. O da onun şeref anlayışı. Sağdan gir. Mahalleye kolaçan edelim bakalım. Mahir Efendi'nin evinin önünden geçelim. Dur lan dur. Ben bir Erdal abiye gideyim bakalım. Kusura bakma abla. Senin de yaranı kanattım yine. Kokusu var üstünde. Mahir gibi. Ablam. Yenge. Sıkma ama sen canını. Sen abimden daha iyilerine layıksın. Ne daha iyisi ne daha kötü sonra. Ben onu istiyordum. Neyse ben gideyim artık Nurten merak eder.
lan bu sırrın belasını. Takip etsene şunu sen. Sırık. Kimsin lan sen? Hasta mısın lan? Oğlum, soruya cevap ver. Adamı deli etme. Kimsin sen? İki gündür Aydın Hanım'ın yanında kuyruk gibi dolaşıyorsun. Senin münasebetin ne Aydın Hanım'la? Ablam sayılır lan o benim. Buradan hiç öyle görünmüyor ama kızın mıncıklamadık yerini bırakmadın. Doğru konuş lan. Gevşek ağız. Dellendirme lan beni. Şimdi öt bakalım. Kimsin lan sen benden hesap soruyorsun? Ha? Kimsin? İndir lan onu, indir. Sıkarım kafana. Sık lan. Sıksanıza lan. Söylesene köpeklerine sıksınlar. Bakalım tetiği önce kim çekiyor? Söylesene lan köpeklerine. Orhan. Ne oluyor Necdet? İndir lan silahları. Karışma abi, oyun oynuyoruz. Başlarım lan. Sen benim mahallemde benim kardeşimi nasıl silah çekersin lan? Gırtlağına sokayım mı? Sokun lan onları. Mahallemde. Kusura bakma Mahir kardeş. Orhan'ın senin kardeşin olduğunu bilemedik. Şimdi bildin işte. Ailemden, mahallemden uzak dur. Anladın mı? Yürüyün lan! Yürüyün! Silah alayım Orhan kardeş. İki dakika sakin durmayacak mısın Orhan? Dün bir, bugün iki. Senden mi öğreneceğim nasıl duracağımı? Orhan. Yapma. Bu adamlardan da beladan da uzak dur. Baş üstüne çavuş. Görürsem söylerim. Hepten bitti usta. Kahverengi var sade. Ona da zaten talep az. Erkekte 46-47 kaldı. Malum onlar da az gidiyor. Yani desen ki usta mal var mı? Cık, derim ki yok. Anladım Azmi, anladım. Anlaşıldı. Bu gece sabahçıyız. Öyle görünüyor usta. Ama iki koldan yaparız ha. Ben sen yokken bayağı bir denedim. Aferin Azmi. Vallahi aferin. Lan biz yokken kendi dükkanın gibi sahip çıktın ya buraya. Aynı sizin bana sahip çıktığınız gibi usta. Al bakalım, devam et. Azmi. Her şey güzel de buraları bir toparlayalım be kardeşim. Toparlayalım usta. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba abi. Hoş geldin. İyiyim, sen nasılsın? Azmi, bize iki sayede yapsana. Tabii ustam. Hemen. Seni bir kunduracı olarak görmemiştim. O da oldu, tam oldu.
Vallahi asıl halim, özüm budur. Eyvallah. Hayırdır? Gece gece kunduran vurmadı herhalde. Senin şu Serra aşık. Abla kuş olup uçmaya karar vermiş. Nereye? Haber geldi. Sabah 9'da Paris yolcusu. Deli. Kimmiş o divane? Hiç anne, öylesine dedim. Öyle diyorsan öyledir. Nasıl geçti? Dinlence iyi gelmiş sandımca. Giderken bambaşkaydın, şimdi bambaşkasın. Yüzünde güller açıyor. Evet, ziyadesiyle dinlendim anneciğim. Gözümün içine bak da söyle Ferideciğim. Ben senin annenim. Hiç mi bir şey olmadı Bolu'da? Ne olmasını bekliyorsun anne? Bilmem. Bir şey oldu ki erken döndün. Hem de çok mesut olarak. Anneciğim, yolda çok yoruldum. Bunları yarın konuşalım. Feride, sende bir şey var. Ve ümit ederim annenle paylaşırsın. Bolu'ya neden gittin? Ne diye erken döndün? Yalnız mıydın? Kim vardı yanında? Hepsiyle alakalıyım kızım. Koskoca hakim olsan da benim biricik kızımsın. Söz veriyorum, anlatacağım. Zamanı gelince. Hayır kuzum. Zamanı gelince değil. Şimdi. İstediğin kadar itiraz et kızım. Söylerim babana, adamını gönderir Bolu'ya, dakikasında öğreniriz. Anne, inanmıyorum ben sana. Hiç yoktur senin böyle huyların, ne oluyorsun? Endişe ettiğimden olmasın? Senin de babamın da endişe etmesine gerek yok. Ben kendime mukayyet olurum. Salih abi. Hayırdır, ne yapıyorsun burada? Yoksa ustat olmadı mı? Melih, seni bana Allah gönderdi. Feride ile acil konuşmam gerek. İçeri girsene. Niye bu soğukta bekliyorsun? Ha. Bir şey olmaz, bizimkiler açık görüşlüdür. Olmadı benim arkadaşım derim. Yok sağ ol. Konuşacaklarım işle ilgili zaten. O yüzden bu saatte kalktım geldim. Ama kapıyı çalıp sizinkileri de rahatsız etmek istemiyorum. Feride'ye burada olduğumu söyler misin? Tamam, ben söylerim. Sağ ol. Evet anne, yanımda biri vardı. Hem de çok değer verdiğim biri. Oldu mu, rahatladın mı? O hastanedeki avukat değil mi? O musibet adam. Ay Feride, pat diye düşüp öleceğim şimdi. Açık fikirliyiz dedik. Her konuda desteğiz dedik ama bir yere kadar. Baban duyarsa ne derim ben? Nasıl açıklarım ona bu durumları? Bu kızı ne biçim yetiştirdin demez mi bana? Anne, ben sana cevap vermeyeceğim. Ya bana güvenir, ben anlatana kadar beni beklersin. Ya da ben bir susarım, bir daha bu konu hakkında hiçbir şey öğrenemezsin benden. Abla, müsait misin? Gayet müsaitim Melih. Feride! Anne lütfen. Bence birbirimizi daha fazla kırmayalım artık. Söz verdin, anlatacaksın. Sonra zamanı gelince. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ne oldu ablacığım,
Sen niye çağırdın beni? Ben çağırmadım. Seninki aşağıda. Aa, niye gelmiş ki bu saatte? Bilmiyorum. Bir şey söyleyecekmiş. Hayırdır, bir şey mi oldu? Serra, yeniden Paris'e gidiyor. Yarın için uçak bileti almış. Yasin komiser geldi, haber verdi. Kaçıyor mu yani? Aklıma başka bir açıklama gelmiyor. Duruşmaya çağıracağını duydu galiba. Polise yakalama emri var nasılsa. Bu bilgileri de veririz polise. Havaalanından alırlar. Bence işimizi şansa bırakmayalım. Elimizden kaçmasın. Biz de gidelim havaalanına. Saati belli nasılsa. Feride, kaçarsa bir daha bulamayız Serra'yı. Tamam, gidelim. Polisle birlikte bizzat orada olalım. Sabah gelir alırım seni. Benim anlatacaklarım bunlardı. Şimdi sen anlat bakalım hanımefendi. Ne oldu? Ne oldu? Sakın inkar etme. Daha ilk gördüğüm an belliydi. Biri ya da bir şey senin canını sıkmış. Yürüyelim mi biraz? Ama sadece yürüyelim. Çok zormuş Salih. İnsanın kendini açıklayamaması çok zormuş. Seni ilk kez anladım. Sessizliğe susadım. Günaydın. Günaydın. Hadi hemen gidelim. Bizimkilere yakalanırsam bir sürü sorgu suali tutulur. Dün canı sıkan bu muydu? Sen de başlama Salih. Tamam. Sen ne zaman anlatırsan ben de o zaman dinlerim. Saatte nereye böyle? İşim var. Ne işi oğlum? Dükkanı mı açacaksın yoksa? Nasılsa abimi beklemeye alışmışsın. Onun ardını sormuyorsun. Benimkini de sorma. Orhan! Oğlum! Ben alayım. Lütfen. Sabah sabah kim acaba? Bakma istersen. Bu saatte aradığına göre mühim demek ki. Alo. Merhaba Turgut'cum, Çetin ben.
Rahatsız ettim sabah sabah, kusura bakma ama beyefendi aradı az önce. Hayırdır? Vallahi mevzuya vakıf olamadım ama galiba mühim. Sesi de acelesi de bunun kanıtı. Ne istiyor? Derhal görüşmek. Derhal? Derhal işte. Bir saat içinde. Siz toplantıya başlasanız ben daha sonra katılsam. Mühim bir işim var da. Sen bilirsin Turgut'cuğum. Ama sonradan bir gerginliğe mahal verirse bu beni karıştırma, olur mu? Peki. Geliyorum. Arayan müfettiş. Adliyede teftiş varmış. Derhal mesaiye dönmem gerekiyor. Olsun, bu seferlik böyle olsun. Ben kendim giderim. Ama bu olmadı ki. Neyse, ben seni geçireyim. Şunu bir tutar mısın? Elim. Polis tedbir almıştır, merak etme, yetişeceğiz. İnşallah. Her şey, sen böyle sahiplenir misin? Onu da nereden çıkarttın? Çok heyecanlısın. Yo, sana öyle geldi sandım canım. Salih, her halinden belli. Sanki biz Serra'yı kaçırsak sen bir şey kaybedecekmişsin gibi. Tamam, mübalağa ettim, farkındayım. Ama mesleğini böyle sahipleniyor olman çok hoşuma gidiyor, bilesin. Geçen gün çok üzülmüştü. Babam da aynanı dedi. Keyfi bir yerine geldi. Erdal abi, bu babamın davasına bakan mahkeme hangisiydi? Birinci ağır cezada aslanım. Hakimin adı ne demiştin? Feride Şadoğlu. Ne yapacağım? Ne diye soruyorsun bunları? Hata mı ettik sordukta? Yok da... Aslanım, ne bileyim, ben gidip hakimle görüşeyim deme, ters teper. Hakim dedin, sanık ailesiyle görüşmez, ters der. Baban için hiç iyi olmaz. Sence ben babama zarar verecek bir şey yapar mıyım abi? Yaparsın diye demedim Orhan. Bu işler böyle. Sanık aileleri, ben gitsem, hakimle bir görüşsem... ...çocuğum, kocam, babam suçsuzdur desem o bana inanır diye düşünürler. Hükümlü ailelerinde hayalleri böyle, neylersin. Ben seni sadece uyardım. Uyarım abi. Benim aklım başımda. Eyvallah. Ya kahretsin. Salih, bak uçak da kalktı. Belli ki gelmeyecek. Haber mi aldı acaba? Neden vazgeçtin? Niye gelmedin? Bilmiyorum. Lakin bir de şöyle düşün, demek ki hala burada. Hem yakalama emri de var, saklanamaz artık. Biz eninde sonunda yakalayacağız bu kadını, sen merak etme. Kaçma ihtimaline karşın ben şimdi yurt dışına çıkış yasağı da getireceğim.
Ümit ediyorum haklısındır Feride. Çünkü bana sorarsan uçaktan vazgeçti. Belki tren, gemi ya da ne bileyim onun gibi bir şeyle kaçtı gitti. Hadi adliyeye gidelim. Belki bir iz buluruz. Yasin komiseri de çağırttırırım. Artık burada olmamızın manası yok ki. Ben bir başsavcıya uğrayacağım. Evet. Ben burada çalışıyorum. Buyurun yardımcı olayım. Feride Şadoğlu'nu arıyorum. Tabii olur. Kim görüşmek istiyordu? İsminizi bağışlayın. Orhan Kara. Davasına baktığı Nazif Kara'nın oğluyum. Öyle mi? Siz kaleme geçin. Feride Hanım başsavcının yanında. Böyle buyurun. Kalemde Salih Bey var. O sizinle ilgilenir. Ben de Feride Hanım'a geldiğinizi söylerim. Eğer müsaitse... Arzu ederse görüşür. Salih Bey. Nazif Kara'nın oğlu gelmiş. Biraz kalemde beklesin. Ben Feride Hanım'a haber vereceğim. Önce şunu bir evraka bırakayım da. Affedersiniz. Serra. Biz Teşvikiye'ye yakınız değil mi? Evet abla. Havaalanına gitmeden önce Teşvikiye'ye gidelim. 2 dakikalık bir işim var. Bahar Kuyumculuğa. Bana büyük geldi de seyahate de çıkıyorum. Küçültme şansınız var mı acaba? Var. Nişanlım yüzüğü buradan almış. Hatırlayabildiniz mi? Hatırlamaz mıyım? Savcı Turgut Bey aldı. Beyefendi dükkanın en pahalı yüzüğünü alınca merakımı cezbetti. Sordum kim bu şanslı hanım diye. Demek kaderde tanışmak da varmış Hakim Hanım. Hafızam beni yanıltmıyorsa Feride Hanım da değil mi? Bir ara yüzüğün içine yasak dedi de oradan hatırlıyorum. Seni gördüğüme çok şaşırdım. Esman Gök'te ararken yerde buldum seni. Öyle mi? Kader desenize Feride Hanım. Aynen öyle. Yurt dışına çıkacağımı duymuştum. Peki neden geldin? Sizinle konuşmaya geldim Hakim Hanım. Size açıklamam gereken şeyler var. Turgut Savcı ile ilgili anlatacaklarım var.